onlar için, yani yeni aktivistler ve işte bir sonraki nesildeki insanlar için daha güvenli bir ortam yaratabilmek için mücadeleye devam ediyorum. Çünkü ben ne kadar mücadele edersem, ben ne kadar sesimi çıkarırsam, ben ne kadar onlar için alan açarsam o kadar onlar daha rahat edecekler. Ve onlar daha rahat ettiklerinde onlar da daha fazla özgürlük alanı açacaklar. Melike Balkan, LGBTİ aktivisti, UniQueer Derneği'nin genel koordinatörü. ODTÜ'de öğrenciyken parçası olduğu ODTÜ LGBTİ dayanışmasının 10 Mayıs 2019'da düzenlediği ODTÜ Onur Yürüyüşü sırasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan 18 öğrenci ve bir akademisyenle birlikte haklarında kanuna aykırı gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta direnme suçundan dava açıldı. Sonraki dönemde de birlikte yargılandığı UniQueer Derneği kurucusu Özgür Gür ile birlikte çeşitli soruşturmalar ve ev baskınlarına maruz kaldı. ODTÜ Onur Yürüyüşü davasından beraat etti. Melike Balkan, LGBTİ hakları için mücadele etmeye devam ediyor. Sessiz Kalma'ya hoş geldiniz. Sessiz Kalma, insan hakkı savunucularının hikayelerini bir araya getiriyor. Karşılaştıkları zorluklar, dayanışma ve direniş pratikleri üstünden Türkiye'nin son yıllarındaki değişime ayna tutuyor, hikayelerini, onları ses çıkarmaya iten süreçleri, önemli dönemeçlerini soruyor. Sessiz Kalma'nın bu bölümünde aktivist Melike Balkan'ın hikayesini dinliyoruz. Ben Melike Balkan, 25 yaşındayım. İstanbul doğumluyum. İstanbul'da büyüdüm işte 17 yaşına kadar. Sonra işte üniversite için Ankara'ya gelmiş oldum. Hala Ankara'da yaşıyorum. İstanbul'da küçük bir ailenin çocuğuyum. Annem ve babam biri doktor, biri hakim. Bir de küçük kardeşim var. Son 7 yıldır da Ankara'da yaşıyorum. Şu anda da UniQueer Derneği'nin genel koordinatörü olarak çalışıyorum. İstanbul doğumlu Melike Balkan'ın öğrenci olarak ODTÜ'ye adımını atması, onun yalnızca yeni bir çevreye girmesini sağlamaz. Farklı fikirlere, kimliklere, bakış açılarına temas etmesini, aynı zamanda konuşabilmesini, kendini özgürce ifade edebilmesini ve yalnız olmadığını hissetmesini sağlar. Burası bir topluluk içinde kendini görebildiği, aidiyet duyabildiği bir yerdir. ODTÜ LGBTİ dayanışması, Balkan için uğruna mücadele etmek istediği değerleri temsil eden, dayanışmayla beslenen çok sesli bir ev haline gelir. ODTÜ'ye girdiğim ilk yılda biraz arkadaşlarımın da işte böyle beni işte o yöne doğru yönlendirmesiyle hep beraber işte ODTÜ LGBTİ dayanışmasına başladık. Ve ODTÜ LGBTİ dayanışması o zamanlar işte 2014 yılından bahsediyorum. Çok karışık bir yerdi. Herkesin kendi içinde böyle bir yandan işte hem geçmişten gelenler vardı hem yeni bir grup vardı. Zaten bu yeni grup işte 18 yaşında 19 yaşında herkes çok heyecanlı. Böyle olunca tabii yani işte o kadar da sakin bir dönem değildi benim için. Ama aktivizm beni çok beslediğini fark ettim. Bir yandan işte böyle hem oradaki insanlarla birlikte olmak tamamen farklı düşünen yani şu ana kadar birlikte olmadığım, şu ana kadar hiç düşüncelerini duymadığım insanlarla bir araya gelmek, işte farklı illerden, farklı yerlerden, farklı arka planlardan çok güzel gelmişti. Böylece işte öyle bağlanmış oldum. Sonrasında hiç böyle sakin ve normale döndüğünü hatırlamıyorum. Sessiz kalamadığı, konuşmanın yalnızca bir ihtiyaç değil, aynı zamanda da hem kendisi hem de başkaları için bir gereklilik olduğunu hissettiği bir dönemdir bu. Toplumda dönüşmesi gereken, bireyleri kısıtlayan dinamikleri birlikte sorguladıkları ve dayanışmayı besleyen bir ortamı yaratabilmişlerdir. Ya öncesinde zaten çok küçük bir lisedeydim. Toplamda 200 kişinin falan olduğu bir lisedeydim ve çok kapalı bir ortamdı. Benliğimle ilgili hiçbir şeyi paylaşamıyordum. Çünkü en ufak bir dedikodunun çıkması senin o lisenin içerisindeki hayatının bitmesi anlamına geliyordu. Bu yüzden hani çok kapalı ve bir yandan işte birçok şeyle ilgili konuşmayan bir yerdeydim. Ama 2014 itibariyle o LGBTİ dayanışmasıyla tanıştığımda ilk defa işte bazı konuları konuşabilir oldum. Ve konuşabilir oldukça böyle o şeyi hissettim.
bu konuşmaları sadece benim yapmam gerekmiyor, herkesin yapması gerekiyor hissini hissettim. Ve en ufak bir haksızlık olduğunda bana ya da herhangi bir arkadaşıma, bir şekilde o dayanışmanın içerisinde bağlantılı olan, ya ses çıkarma isteği hissettim. Çünkü ya sessiz kalmakla olmuyordu benim için. Bir noktada işte o gençliğin verdiği enerjiyle de gidelim eylem yapalım, gidelim bir şey yapalım, gidelim basalım orası neyse falan, böyle bir enerjiyle devam ediyordum. Bir de o TLGT danışması gerçekten çok farklı fikirlerin olduğu bir yer. Bir noktada işte politik olarak çok farklı kişilerin bir araya geldiği, işte görüşlerimizin farklı olduğu ama herkesin birbirine saygı duyduğu bir yerdi. Bu yüzden de hani ben kendi görüşlerimi çok rahat bir şekilde geliştirebildim. Ve işte insan hakları perspektifinin oturduğu zamanda, tam o zamanlar. 2014 yılında benim için ya kendimi keşfetmem ve bir yandan işte böyle insanlarla beraber bazı hani hem politik konuları hem kimlikle ilgili konuları biraz daha tartışmaya başlamamla olmuştu. Ki o zamanlar daha ya kendi kimliğimi tabii ki açıktım ama bir yandan da mesela non-binary kimliğimle ilgili böyle hala daha kafamda soru işaretleri vardı. Yeterince miyim, işte toplum normlarına uyuyor muyum, uymuyor muyum falan gibi böyle kafamda bir sürü soru işareti varken İşte o 18 yaşında o şeyle başlamıştım. 2015'ten itibaren de böyle bir yani sokak aktivizmi süreci başlıyor benim için. Aktivistler her ne kadar hareket içinde kendilerini rahatça ifade edebilseler de ülkedeki politik atmosfer bunun tam tersi etkidedir. 2016, ülke çapında artan korku ve şiddetin etkilerinin yalnızca sokakta, mahallelerde değil, üniversite kampüslerinde de çokça hissedilmeye başlandığı bir yıldır. ODTÜ kampüsü de bundan muaf değildir. Berşan Kök'ün Temmuz 2016'da ODTÜ'ye rektör olarak atanması, üniversitedeki görece güvenli ortamı doğrudan etkiler, yine de yasaklara rağmen örgütlenme çabaları ivme kazanarak devam eder. İlk ODTÜ'deki deneyimlerim çoğunlukla işte sol mücadelesiyle çok yoğun temasların olduğu bir deneyimdi. Bu yüzden aslında dışarıdaki o baskı ortamı üniversitenin içerisinde farklı farklı şekillerde kendini gösteriyordu. Ama en önemli bence olaylardan bir tanesi üniversitenin içerisinde bir noktada işte seçimine gelmeyen bir rektörün atanması durumuydu. Verşan Kök'ün atanması. Ve Verşan Kök atandığı noktadan itibaren aslında oradaki farkı hissedebiliyorduk. Bundan önceki rektörler de bir noktada dayanışmanın, yani OTLGBT danışması üzerinden çok da fazla bir politika üretmeyen ve bir noktada işte resmi topluluk olmasına izin vermemiş durumdalardı. Fakat en azından beraber masaya oturabildiğimiz, konuşabildiğimiz kişilerdi. Ama Verşan Kök hükümetiyle, grubuyla beraber bu durum tamamen değişti ve aslında dışarının baskısını daha fazla hissetmeye başladık. En yoğun hissettiğimiz nokta da 2016 yılıydı. Çünkü 2016 yılında Ankara yasağı artık gelmeye başladığında ve işte bir noktada Türkiye'deki baskı tamamen değişmeye başladığında artık kampüsün içerisindeki ortam da değişmişti. Kampüsün içerisinde daha güvende hissedemiyorduk artık. Ve aslında bizim mücadelemizi daha da genişletmemiz gerektiğini hissettiğimiz yer orasıydı. Bu dönemler bir yandan da üniversite LGBT hareketi için de kritik dönemlerdi. Çünkü artık üniversite LGBT hareketi birbiriyle daha fazla temas içinde olmaya başlıyordu. Topluluklar birbirleriyle daha tanışık olmaya başlıyorlardı. Mesela üniversite LGBT artı meclisi gibi bir oluşum ortaya çıkmıştı. Ve işte üniversite LGBT artı aktivistleri tek bir yere toplanıp ortak problemlerimizi konuşabiliyorduk. O yüzden 2015-2016 yılları aslında tam değişimin başladığı zamanlardı bizim için. Üniversite LGBT artı hareketi için diyebilirim. Balkan'ın tam değişimin başladığı zamanlardı dediği 2015-2016 yılları sonrası LGBTİ hareketinin kriminalize edilişi hız kazanır. Daha önce 8 kere gerçekleştirilen ve 15 Temmuz sonrasındaki yasak ortamında dahi devam eden onur yürüyüşünün 2019'a gelindiğinde sert müdahaleyle engellenmek istenmesi de bu artan baskıyı görünür kılar. Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL kararları her ne kadar 2019'a gelindiğinde kağıt üstünde kaldırılmış gözükse de yasal değişikliklerle bir nevi yerleşik hale getirilmiştir. Biz buradaki yürüyüşün barışçıl bir yürüyüş olduğunu biliyorduk. Anayasal hakkımız olduğunu tabii ki biliyorduk. Ve bunun ne olursa olsun, valilik yasağı yerinde olsa bile yasaklanamayacak bir yürüyüş olduğunu, barışçıl bir yürüyüş olduğu için zaten biliyorduk.
Fakat yasağın da kalkmasıyla artık daha az polis varlığı beklediğimiz bir yere gelmiştik. Ve bu noktada işte Mayıs'a doğru yaklaşırken daha az polisin olabileceği bir plan yapmaya çalışıyorduk. Yine de birçok farklı planımız vardı tabii ki. Ve bir noktada 6 Mayıs 2019'da ODTÜ rektörünün attığı maille her şeyin değiştiğini gördük aslında. 6 Mayıs'ta atılan rektörlük mailiyle bize şu bildirildi. Bütün öğrencilere ve bütün akademik personele atılan bir mail. Adına ODTÜ LGBT dayanışması diyen bir grup öğrenci ve işte dışarıdan sivil toplum kuruluşları falan gibi böyle ötekileştirici bir dille yazılmış bir maildi. Bir onur yürüyüş düzenleyecekler. Valiliğin yasağı olduğu için biz buna izin vermeyeceğiz. Ve işte bunu engellemek için de Ankara polis güçleriyle konuşmalar devam etmekte gibi bir mail geldi. Biz de tabii ki hani bunu idari bir hareket olarak aldığımız için, idari bir müdahale olarak aldığımız için sonraki sabah hemen dava ettik Ankara Barosu'nun avukatlarıyla idari mahkemesinde. Çünkü ortada olmayan bir yasağa dayanak göstererek o kampüsün içerisinde olacak barışçıl bir yürüyüşün engellenmesi zaten kabul edilebilir bir şey değildi. Fakat idari mahkemesinde olan süreç devam ederken daha 10 Mayıs günü geldi ve 10 Mayıs günü geldiğinde artık mahkemeden bir sonuç çıkmamıştı. Fakat biz sonrasında idari mahkemesinin süreci sonlandığında aslında bir yıl sonrasında öğrendik ki aslında valiliğin burada o kadar da fazla bir gücü yokmuş ve zaten valilik yasağı yerinde olmadığı için Verşenkök kendi başına olmayan bir yasağa kaynak göstererek buradaki yürüyüşü yasaklamış. Ve bu yasaklaması da idari mahkemesi tarafından kabul edilemeyecek şekilde görüldüğü için bu yasak da kaldırıldı bir yıl sonrasında. 2018 yılında OHAL'in sonlandırılması polis şiddetinde bir değişikliğe yol açmaz. 10 Mayıs 2019'da onur yürüyüşünün gerçekleşmemesi için güvenlik güçleri tarafından olağanüstü önlemler alınmıştır. Ama o sabah beklediğimiz gibi olmadı. Sabahın çok erken saatlerinden itibaren kampüsün içerisinde polisler vardı. Bir iki polis değil, bir iki araba polis bile değil. Yüzlerce polis vardı kampüsün içerisinde. Ve hepsi bir noktada işte plastik mermileriyle, bir yandan işte biber gazlarıyla, her şeyiyle tam teçhizat hazır bir şekilde bekliyorlardı. Biz saat 2 civarı sanırım işte ilk defa böyle bir grup insan olarak, bir grup aktivist olarak bir araya gelip sadece okulun yeşil arazilerinden bir tanesinde, merkezi bir alanda, çimlik bir alanda bir araya geldik bir 10 kişi kadar. Ve işte yağmur olan bir gündü. Yağmur yağmasını beklediğimiz için zaten tente açtık bir tane. Ya küçücük bir tenteden bahsediyorum bu arada. Yani çok büyük bir çadırdan falan da bahsetmiyorum. Sonra o küçücük tentenin ve 10 aktivistin çevresinde yüzlerce polis sardı. Kalkanlarıyla ve biber gazlarıyla. ODTÜ kampüsü polisin rahat rahat girebildiği bir kampüs değildi. Çok kapalı bir kampüsten bahsediyoruz. Eylem için içeri yüzlerce polis sokuldu ve bu polisler saatlerce, 8 saat kadar kampüsün içerisinde öğrencileri avladılar. Öğrencilerin peşlerinden koşup paintball silahlarıyla işte o plastik mermileri sıktılar. Polisle ne zaman müzakereye gitsem her zaman polisler bana biz sizin kim olduğunuzu biliyoruz. Siz öğrenci bile değilsiniz buraya başka yerlerden gelmişsiniz. Buraya karıştırmak için gelmişsiniz gibi şeylerle geldi. Ben ne zaman anayasadan bahsetsem, valilik yasağının kaldırılması ile ilgili yasal belgeleri onlara göstersem bunların bizim için hiçbir değeri yok. Çünkü şu an valinin ya da şu an valinin yasağı var diyorlardı. Valinin yasağı yok dediğimizde de rektörlüğün yasağı var diyorlardı. O gün Melike Balkan ve Özgür Gür, Emniyet Başkan Yardımcısı tarafından tek tek hedef gösterilirler. Yasal haklarını kullanmak istemeleri karşısında provokasyon suçlamasıyla karşılaşır ve daha yürüyüş gerçekleşmeden gözaltına alınırlar. Onur yürüyüşü boyunca da tüm kampüste yoğun bir baskı ve şiddet ortamı yaşanır. Bir noktada şeyi çok net bir şekilde hatırlıyorum. Ankara Emniyet Başkan Yardımcısı galiba karşımıza geçti ve öncelikle bize isimlerimizle seslendi. Biz isimlerimizi hiçbir şekilde söylemememize rağmen gelip Özgür, Melike, şimdi siz burada ne yaparsanız ben eylemimize başladığınız anda önce siz başta olmak üzere geri kalan bütün arkadaşlarınızı gözaltına alacağım dedi. Başta çok fazla anlam verememiştik biz buna ama sonrasında polis videolarından izlediğimizde gördük ki gerçekten böyle olmuş. Çünkü Emniyet Başkan Yardımcısının tek tek
bizi parmağıyla gösterdiğini görebiliyorsunuz videolardan. Şayet zaten eylem başladıktan çok kısa bir süre sonra, yani saat 5'te başlayan yürüyüşte, yani 4.59'da ben gözaltına alınıyorum daha eylem başlayamadan. Çünkü polisin göstermesiyle. Sanırım 5.03'te de Özgür gözaltına alınıyor. Bu şekilde polisle konuşan grup bir şekilde gözaltına alınmış oluyor. Sonrasında en ufak bir ses çıkaran, en ufak herhangi bir harekette bulunan, en ufak polisin rahatsız olduğu bir şey yapan herkes gözaltına alındığı bir süreç görüyoruz. Burada 22 tane gözaltı var ve bu 22 gözaltıdan çoğu sokakta yürürken, yani kampüsün içerisinde yürürken polis ona doğru koşup geldiğinde sadece işte yoldan çekilmeyen ya da ne bileyim işte herhangi bir eylemsel şeyi olmayıp işte polis ortalığa gaz sıktığı zaman ya ne yapıyorsunuz? Burada sınav var lütfen yapmayın diyen insanlar. Birçok arkadaşımız ağaçlara dayanıyor, ters kelepçe uygulanıyor, üstlerine basılıyor. Bir şekilde oradaki polis şiddeti o kadar ağır ve o kadar zorlayıcı ki izlemesi bile gerçekten insanı çok zorlayabiliyor bir süreçte. Fakat hepimiz gözaltına alındıktan sonra işte bu eylemin süresi yaklaşık 8 saat kadar. Akşamına ifadelerimizi verdikten sonra hepimiz hızlı bir şekilde salıverdik. Sanırım aynı gün, ya işte 10 Mayıs günü gece salınmış olmamız lazım. Sanırım sonraki güne geçmiştik. Gece 2 falan gibi bütün gözaltılar tamamlanmıştı. Ve herkes hastaneden salıverilmişti. Fakat bu polis şiddeti Türkiye'deki birçok insan hakkı ihlalinde olduğu gibi yine cezasızlıkla sonuçlanacaktır. Fakat şeyi de söylemek lazım. Burada birçok insanın şiddete uğradığını görmemize rağmen ve birçok insanın kimler tarafından şiddete uğradığını da çok net bir şekilde bilmemize rağmen, yani polislerin, bu şiddet uygulayan polislerin yüzleri kamerada, polis kamerasında görünmesine rağmen bu insanlarla ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Bu polislerin hiçbirinin ne ismi araştırıldı, ne sicil numarası araştırıldı, bunların hepsi bilinebilecek şeylerken mahkeme bizim bu taleplerimizi reddetti. Balkan, gözaltı sürecini zor olarak nitelese de bu sürede gösterilen dayanışma onu çok etkiler. Gözaltına alınan diğerleriyle kurdukları birlikteliğin güçlendirici ve anlamlı olduğunu belirtir. Dayanışma, şiddet karşısında onarıcı bir görev görmektedir. Ve gözaltının, şiddetin dahi bu birlikteliğin yeşermesine engel olamaması, bir amaç etrafında kurulan bağın sağlamlığına işaret eder. Gözaltına alınmak hiçbir zaman güzel bir deneyim değil. Fakat benim şansım bir noktada böyle önemli bir eylemin içerisinde gözaltına alındığım için gözaltına alınan diğer insanlarla da böyle çok farklı bir bağımız oluştu. Yani o gözaltı arabasının içinde saatlerce beklerken bile bir şekilde oradaki insanlarla konuşuyorduk, paylaşıyorduk. Herkes hikayelerini bir şekilde anlatıyordu, neler olduğunu anlatıyordu. Ya benim için çok farklı bir deneyim. Tabii ki çok korktum. Çok gerildim. Bir yandan işte aileme de çok ya açıktım. Ailem biliyordu. Fakat yani bu kadar da fazla gözaltına alınacak kadar aktivist olduğumu bilmiyorlardı. Onlar da o gün öğrenmiş oldular. Bu noktada işte ailemle ne olacağını düşünüyordum. Bir yandan hayatımda başka şeyler vardı. Evde beni bekleyen bir köpeğim vardı. Onun ne düşündüğünü, ne hissettiğini düşünüyordum. Ama bunların hepsinden daha önde her zaman o işte komünite hissi vardı. Çünkü ne zaman biri gelse hep böyle ya oradaki herkese farklı bir bağımın olduğunu hissediyordum. Ve benim için işte gözaltının en önemli anlarından bir tanesi şeydi. Hepimiz ifadeleri verdikten sonra bir polis arabasının içerisinde bekliyorduk. Kalabalık bir grupluk zaten. Dışarıda da bir grup öğrenci toplanmıştı. Dışarıdaki işte bir grup öğrenci tabii bizi göremiyorlardı. Camları filmliydi polis arabasının. Ama bir şekilde slogan atmaya başladılar. Bir şekilde biz de katıldık ve öyle bir his vardı ki böyle sanki hepimiz tek bir yerdeymişiz. Hiçbirimiz gözaltında değilmişiz. Böyle aramızda bir polis arabası camı yokmuş gibi. Ya inanılmaz bir histi benim için. Ve o anda şeyi anladım, yani yaptığımız şey önemli bir şeydi. Yaptığımız eylem önemli bir eylemdi. Ve bu yüzden de zaten bu gözaltının bir noktada benim hayatımı etkileyebilecek bir yerde olmadığını hissettim. Çünkü ya oradaki his çok farklı bir şeydi benim için. Balkan, yalnızca geçmişte yaşanmış ihlallere yönelik adaleti sağlamak için değil, gelecektekileri de önlemek, LGBTİ bireyler için daha iyi bir geleceği mümkün kılabilmek için mücadelesini sürdürür. Zorluklarla karşılaştığında da bu birliktelik hissi ona dayanak olur. Onun sonrasında da birçok farklı şey oldu. İşte terör gözaltısı falan gibi
olaylar çok travmatize ediciydi. Ama her zaman o his, o işte dışarıdan slogan attıklarında biz de katıldığımızdaki his hep devam etti içimde. Hala da aktivizme devam etmenin en önemli nedenlerinden bir tanesi. LGBTİ hareketine karşı suçlulaştırma ve baskı dalgası yalnızca Balkan'ı değil, ailesini de oldukça derinden etkiler. Yine de bu süreç ailesiyle ilişkisinde dönüştürücü ve iyileştirici bir rol de oynar. ODTÜ gözaltısında yine orada değillerdi ama terör gözaltısında evdelerdi. Evi polis bastığında. Ondan sonrasında zaten onlar için bayağı ağır bir süreç olmuştu. Bir yandan hem ya Türkiye'de işte bir LGBT çocuğun ailesi olmak bir noktada çok zor bir şey onlar için. Çünkü hem güvenliğimden endişe ediyorlar, hem bir yandan toplumun çok fazla baskısı var onların üzerinde. Bir yandan ben de hem çok açık bir aktivistim, hem sürekli her yerde ya ismimin kullanılmasıyla ilgili herhangi bir sıkıntım olmadığı için hani adım soyadımla kullanılması bir şekilde hani çok normal bir şey benim için, ama onlar için o kadar da öyle değil. Bu yüzden işte 2019 yılı itibariyle bizim için zor bir süreç başlamıştı. Hem onlar da işte biraz barışmaya çalışıyorlardı birçok şeyle, hem işte güvenlik endişelerini belirtiyorlardı. Fakat bir noktada işte sürekli konuşarak, işte birçok şeyi belirterek, neden bu işin içerisinde olduğumu, neden bir şeyleri yaptığımı bir noktada birçok kez konuşarak biraz daha toparladık. Şu an daha iyi bir yerdeyiz. Ve onları da değiştirdiğini düşünüyorum ben bu durumun. Çünkü birçok noktada bakışları da değişti. İşte bu insan hakları perspektifini daha fazla konuşur olduk. Mesela işte babamla kendi davalarının üzerine konuşurken birçok noktada LGBT artı haklarını da konuşur, tartışır, böyle o perspektifi de ekler olduk. Bunun hani onlara da faydası olduğunu düşünüyorum. Ki bence birçok LGBT artı çocuk işte ailesine açıldıktan sonra o aile de yavaş yavaş değişiyor. Yavaş yavaş hani hem çocuğunu kabullenirken bir yandan sadece o çocuğu değil ya, bir yandan bir komünitenin tamamını kabulleniyorsun ya. Bunun işte aileleri değiştirdiğini düşünüyorum ben. Mezuniyet törenini, hayatının bu önemli dönüm noktasını arkadaşları ve ailesiyle kutlamak isterken isimsiz bir ihbarla evinden gözaltına alınır. Sabahın erken saatlerinde polis eve gelir, neyle suçlandığı kendisine söylenmez, avukatıyla görüştürülmez. Bu olayı aktivizmimin en zor zamanları şeklinde tanımlayacaktır. Yine 2019 yılında ODTÜ onur yürüyüşünden sanırım ya 40-50 gün sonra olması lazım. Bizim işte ODTÜ'deki insanların mezuniyet töreni vardı. Ben de işte mezun olacaktım, Özgür de mezun olacaktı. Ve mezuniyet törenine katılacaktık. İşte o sabah, işte bu yüzden zaten ailem gelmişti eve. Ailemle beraber işte uyuduk. Benim işte üniversitede kaldığım evde işte yanıma gelmişlerdi. Sonraki sabah da işte mezun olacağım için işte mezuniyet cübben falan kapıda asılmış bir şekilde bekliyordu. Sonra sabahın altısında polisler eve geldiler terörle mücadeleden. Ve işte anonim bir ihbar olduğunu, bu anonim ihbarın işte 6 tane aktivist sayılmıştı. 6 aktivist de hepimiz de birbirimizi tanıyorduk bir şekilde o okulun içerisindeki mücadeledeki insanlar olduğu için. Bu 6 aktivist işte teröristler, bir terör örgütüne bağlılar ve ODTÜ'deki mezuniyet törenini karıştıracaklar gibi böyle bir ifade. Tabii bu anonim ihbarın nereden geldiğini bilmiyoruz, kimden nasıl ulaştığını bilmiyoruz. Bunun üzerinden işte savcımız bizi gözaltına almaya karar vermiş. O sabah işte bir şekilde hepimiz gözaltına alındık. Altımız da işte getirildik. Bir yandan işte terörle mücadelenin tekli işte hücrelerinin olduğu bir yere götürüldük. Uzunca bir sürede bize neden orada olduğumuz veya ne kadar orada olacağımızla ilgili hiçbir bilgi verilmedi. Avukatımızla bile görüşemedik. Sanırım öğlen 2 civarında ilk defa avukatımla görüşebildim ben. Sabahın altısında gözaltına alınıyoruz bu arada. Yani çok uzun bir süre. Ve tek başına bir hücredesin. Hiçbir şeyin yok zaten. Sadece işte üstünde geldiğin kıyafetler var. Ve işte o süreç bile işte bütün işte evinin her yerinin aranması, kameralarla evine girilmesi, bir yandan işte o ailenin gerginliği. Ki küçük kardeşim o zamanlar hani 18 yaşından küçüktü ve çok gerilmişti, çok korkmuştu. İlk defa avukatımla görüştüğümde avukatım da şeyi söyledi, yani Ankara Barışı'ndan bir avukat. Ya biz sizin neyle suçlandığınızı bilmiyoruz. Terör örgütü propagandası mı, terör örgütü üyeliği mi? Hiçbir şey belli değil. Savcıya da ulaşamıyoruz. Hiçbir şekilde telefonlarını açmıyor. Bilgi almaya çalışacağız ama belli değil. Ne kadar kalacağınız da belli değil. Gibi bir şeyle gelmişti. O gün ama ben garip bir şekilde işte akşam 6'da olan mezuniyete bir şekilde yetişirim diye düşünüyordum.
büyük umutlar. Ama bir noktada tabii ki saat 6 geldi, geçti, akşama kadar bekledik. Gecenin sanırım birinde artık ifademizi almaya hazırlarmış. Bizi işte karşılarına alan bir grup polis, işte ne planlıyorsunuz, nasıl bir örgütsünüz, işte Gezi Parkı gibi bir şey mi yapmaya çalışıyorsunuz, bir ayaklanma mı çıkarmaya çalışıyorsunuz gibi sorular sordu. Ama benim için işte aktivizmimin en zor zamanlarıydı o zamanlar. Çünkü ya işte ne olacağını bilmemek, nasıl bir ne yapacağını bilmemek ve yalnız olmak, tek başına olmak ve işte o dönem işte terör hücrelerinin olduğu yerler çok gergin yerlerdi. Çünkü gerçekten hani yan tarafında tamamen tanımadığın ve kim olduğunu da bilmediğin insanların olduğu ve çok hiçbir şekilde güvenli hissetmediğin yerlerde terör hücreleri. Belirsizlikte bırakmak, neden alıkonulduğunu, suçlandığını açıklamamak, isimsiz bir ihbarla bir kişinin yaşamını sekteye uğratmak. Bunlar aktivistlerin gündelik olarak karşılaştıkları yıldırma stratejilerinden yalnızca birkaçıdır. Bunlar onu öfkelendirse de Balkan, mezuniyet töreninde arkadaşları tarafından gösterilen dayanışmadan çok etkilenir. Bu mücadeleye, onun etkisine duyduğu inancı pekiştirecektir. Başlarda çok öfkeliydim. Çünkü bir yandan benim için çok özel bir gündü. Ailem için çok özel bir gündü. Yani onların da ilk çocukları mezun oluyor ve çok önemli bir şey. Ve yıllardır bekledikleri bir şeydi. Ya başta çok öfkeliydim. Sonrasında işte o gün neler olduğunu öğrendikten sonra biraz daha sakinledim. Çünkü tabii ki ya ODTÜ öyle bir yer ki oradaki öğrenciler bir şekilde bunun peşini bırakmamışlar. O gün işte gözaltına alınan insanların fotoğraflarının olduğu, işte gözaltındaki arkadaşlarımızı serbest bırakın yazılı pankartlar taşınmış. Bir şekilde oradaki akademisyenlerin çoğunluğu mesela mezuniyet törenine katılan öğrencime dokunma pankartları taşımış. Ve hani bu konu hem konuşulmuş orada hem de hani üstünden farklı şekillerde bir aktivizm üretilmiş. Ve o mezuniyet töreninde biz yokken Verşan Kök'ün bir konuşma yapmasına izin verilmemiş mesela. Alkışlarla işte sloganlarla bir şekilde susturulmuş ve sahneden indirilmiş. Bunu duyduğumda çok mutlu olmuştum. Çünkü ya şeyin olmasını istemezdim. Bir şekilde hani ya hayat devam ediyor, boş verin denmesini istemezdim. Uzunca bir süre dosya açık kaldı. Yaklaşık bir yıl kadar açık kalmış olması lazım. Ve bu bir yıl boyunca da aslında biz şeyi hissettik üstümüzde. Yani en ufak bir gözaltında, en ufak bir toplumsal olayda eğer bizimle ilgili bir şey olursa bu soruşturma daha derinleşebilir, bu soruşturma daha da farklılaşabilir. Bu yüzden bir yıl boyunca biz o baskıyı hissettik üstümüzde. Ve zaten devletin kullandığı yöntemlerden bir tanesi bu. Aktivistleri uzaklaştırabilmek için alandan. İşte HAGB uygulaması gibi bir şey. Çünkü senin üstünde bir soruşturma var, her an açılabilir, dosya açılmayabilir. Bu yüzden sen uslu dur, sen eylemlere karışma şeklinde bir yöntemdi. Hak savunucularını, ifade özgürlüğünü ve toplumsal muhalefeti engellemeye yönelik politika hukuk yoluyla da sürdürülür. Balkan, Türkiye'deki hak savunucularının bu baskı karşısında deneyimlerinin ortaklaştığının farkındadır. Arada sırada böyle bir gerildiğim zamanlar oluyor. Ama işte ya insanlarla konuştukça fark ettim ki bu da çok normalmiş. Ve Türkiye'deki birçok insan hakları savunucusu aslında bu hissi yaşıyormuş. Yani sadece bize bir iki kişiye özel bir şey değil. Birçok kişi yani gece yatarken özellikle böyle önceki gün açık bir konuşma yaptıysa bir şekilde hükümete hedef gösterecek bir harekette bulunduysa ya da aktivizm ürettiyse bir noktada gece yatarken sabah gözaltına alınacağını tahmin ederek ya da düşünerek uyuyor. Ya bunu bilmek ya hem çok güzel çünkü ortak bir deneyim olduğunu biliyorum ve yalnız olmadığımı biliyorum hem de çok kötü. Çünkü benim yaşadığım ülkenin içerisinde bu kadar fazla insanın ve bu kadar fazla insan hakları savunucusunun bu kadar korkunç bir hisle uyuyor olması gerçekten kabul edilebilir değil. Ama ortak deneyimimiz bu şekilde. Yani bunlar benim için yeni şeyler ve bence insan hakları savunucularının bu algıyı kırması da çok önemli. Yani kötü olabiliriz. Bir noktada hiçbir şey yokken de kötü olabiliriz. Ve bu kötü olmak da bizim suçumuz değil. Çünkü çok ağır şeylerle uğraşıyoruz. Çok ağır savaşlar veriyoruz. Ve bunların içerisinde her an iyi olmak zorunda değiliz. İyi olmadığımızda da yardım isteyebilmeliyiz bence. Türkiye LGBTİ hareketinin yargılandığı en önemli davalardan biri olan ODTÜ Onur Yürüyüşü davasının karar duruşmasında Balkan,
Bu mahkemeden çıkan karar, bundan sonraki onur yürüyüşlerine yönelik saldırıların engellenmesi için çok önemli der. Yürüyüşün düzenleyicileri arasında olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ekler ve eylemlerine suç atfedilirse de bu suçu işlemekten gurur duyduğunu beyan ederek savunmasını tamamlar. LGBTİ mücadelesi, birçok hak talebini bünyesinde barındıran bir çatı görevi görmesinden dolayı farklı bir niteliktedir. Ya LGBTİ dediğimiz şey hani tek bir kimlik değil ya. Birçok farklı kimliğin bir araya geldiği bir şeyden bahsediyoruz. Yani işte siz heteroseksüel olmayan ve işte bütün herkesin bir araya gelebildiği bir şeyden bahsediyoruz. Çatıdan bahsedebiliyoruz. Bu yüzden birçok farklı mücadelenin birbirini beslediği bir yer. Mesela işte interseks çocukların hakları için, interseks çocukların işte zorunlu olmayan ameliyatlarının engellenmesi için birçoğumuz birçok farklı şekillerde mücadele veriyoruz. Ve hani öznesi olmadığımız bir mücadeleyi veriyoruz aslında. Fakat bir noktada o öznelik hali bu komünitenin içerisinde herkese yansıyan bir şey. Bu yüzden hani bence insan hakları mücadelesi içerisinde farklı ve özel bir yeri var. Ama tabii kendi mücadelem olduğu için farklı görüyorumdur. Öyle. LGBTİ aktivisti Melike Balkan, UniQueer Derneği'nde LGBTİ öğrencilerin sesini yükseltmek için çalışıyor. Dernek, 2022 yılında Roosevelt Vakfı tarafından verilen 4 özgürlük ödüllerinde korkusuzluk ödülünü aldı. Aktivistler olarak hala hedef alınıyor ve baskı görüyor olsalar da hareket çatısındaki birçok farklı kimliğin haklarını savunmaya devam ediyorlar. Fakat hala daha bazı eylemlerde bizi tanıyan polislerin olduğunu biliyoruz. Çünkü Ankara çok küçük bir yer. Ve bazı eylemlere gidildiğinde mesela işte polis telsizinden işte bazen işte Özgür'ün ismini duyuyorum, bazen kendi ismimi duyuyorum. Sessiz Kalma, insan hakkı savunucularının hikayelerini topluyor. Savunucuların profillerine sessizkalma.org adresinden ulaşabilir, podcast kanalına abone olarak Spotify, YouTube ve Apple Podcasts üzerinden yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Bölümde emeği geçenler. Röportajlar Banu Tuna. Metin yazarı ve seslendirme Ceren Yartan. Kayıt ve ses düzenleme Onur Temel. Proje koordinatörü Kerem Çiftçioğlu, asistan Ece Kocak.